Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı bugün Çağlayan Adliyesi'nde son günlerde Instagram ve sosyal medya platformlarına gelen yasak hakkında bir basın açıklaması yaptı. Gençlik Kolları yaptığı basın açıklamasının ardından BTK Başkanı ve kamu görevlilerine suç duyurusunda bulundu. AKP yıllardır kontrol altına alamadığı sosyal medyaya, Hamas'ı, Filistin davasını bir hedef noktasına koyarak, bugün arkasına sığınarak sosyal medya platformlarına ciddi anlamda bir baskı yasak sürecine girmiştir. Geçmişte de Wikipedia, YouTube, ondan sonra Wattpad gibi uygulamalarla ifade özgürlüğünü kısıtladılar. Tabii bu bellisi 2 sene sürdü, bellisi 1 sene sürdü. Bugün Instagram için yapılan akabinde gençlerin, çocukların oyun geliştirdikleri Roblox uygulamasına da bir erişim engeli geldi. Bunlar akıl alır gibi değil. Geçmişten bugüne kontrol altına alamadıkları sosyal mecralara bir şeylerin arkasına sığınıp yine bir fırsat bulup yasak sürecine giriyorlar. Biz bunun Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar karşısında olacağız. Bu konuda kararlıyız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün adımımızı attık. Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Çağlayan Adliyesi'nde bir ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, il gençlik kolları üyelerimiz burada BTK başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Bu 81 ilde eş zamanlı yapılan genel merkezimizin gönderdiği bir program akışı. Aynı şekilde 81 ilde toplu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi suç duyurularına devam ediyor. Gün sonunda farklı durumlar, farklı alanlara da bu konu sıçrayacak. İnsanlar ciddi anlamda tepki gösteriyor bu konulara. Biz de bunun takipçisi olacağız. Teşekkür ederim. Bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmak var. Bizler AKP hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layığıyla yerine getirmek için emek veren anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz.